Dil oynatma hastalığı. Devamlı veya nöbetler halinde fizyolojik olmayan dil hareketleriyle ortaya çıkan bu hastalık, bazı hayvanlarda hava yutmayla birlikte görülür. Hastalık özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya'da dağlık bölge sığırlarında sık görülmekle beraber, yurdumuzda da kültür ırkı sığırlarında daha çok görülür. Mera ortamı yanında ahır besisinde de görülmektedir. Özellikle kıtlık döneminden sonra sürü halinde ve hatta tüm bölgede yaygın olarak hastalık ortaya çıkabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Önceleri hayvanın oyun içgüdüsüne bağlı oluşan kötü bir alışkanlık olarak görülen bu rahatsızlığın nedeninin son yıllarda bakır, kobalt ve mangan gibi bazı iz elementlerin eksikliğinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Aynı zamanda hastalığın kalıtsal olduğu ve hayvandaki taklitçilik içgüdüsünden kaynaklandığı belirtilmekle beraber günümüzde kalıtsal çevre hastalığı olarak kabul edilir. Hatta sığırlar başlarını ileri ve yukarı doğru kaldırarak ağızlarını açarlar. Dillerini savurma, döndürme ve halka oluşturma gibi şekillerde hareket ettirirler. Bu sırada sesli olarak hava ve salyada yutarlar. Bazen saatlerce süren bu dil hareketleri yüzünden hayvan yemini yiyemez ve sonuçta zayıflar, verimi de azalır. Hastalık belirtilerinin son bulmasının görülmesi şüphelidir. Hastaların yaklaşık %75'i iyileşse de hastalığın belirtilerinin yeniden ortaya çıkması her zaman gerçekleşebilir. Bu durum hayvan alım satımlarında önemli bir kusur olarak görülmekte ve hastalarda mızlık olarak kullanılmaz. Hastalığın tedavisinde özellikle rasyonda kalsiyum ve fosfor gibi mineral maddeler, bakır, kobalt, mangan gibi iz elementler ve ADE vitaminleri bakımından eksiklikleri olup olmadığı kontrol edilir. Şüpheli durumlarda çeşitli elementleri içeren tuz karışımları verilebildiği gibi, daha hızlı bir etki için polivitamin karışımları ve iz element çözeltileri damar yoluyla uygulanabilir.